Herkese merhaba arkadaşlar, ben Çağdaş. Bugün eskilere dönüş yapacağız. Güncel anlamda bu içeriklerin yenilenmesi taraftarıyım. Çünkü insanlar kanalla ilk karşılaştıklarında güncel olan son içeriklere bakıyor. Ve bu sorular hala son içeriklerin yorumlar kısmında bize ulaşıyor. Bu içeriğin içerisinde ortalama olarak 3-4 konuyu birbirine bağlayarak tek kalemle inceleme altına alacağız ve cevap niteliğinde olmasını umacağız. Buradan duyurusunu yapacağım şey şu. Hadi bakalım, son zamlar öncesi. N690 Japon setleri normalde 14 bin lira, şu an adeti 3500 liraya geliyor. Paslanmaz sekizgen balçak, renkli stabilize, ahşap ve mozaik pimi ile beraber N690 setleri arkadaşlar 14 bin liradan 8 bin liraya indirdim. Ama bunu sınırlı olarak yapacağım. Siz bu içeriği izlerken internet sitemizin adresi burada mevcuttur. Resmi satış sitemizdir. Kredi kartına taksitle alabilirsiniz. Sette toplamda 4 bıçak var arkadaşlar. Sette toplamda dediğim gibi 4 tane bıçak var. Kiritsuke, Grito, Nakiri ve Santoku olmak üzere. Tüm bıçaklar renkli, stabilize, kabza olacak. Şu an bu kampanyayı başlatıyorum. Kaçırmamanız gereken bir N690 kampanyası olduğunu düşünüyorum. Sürekli mesaj atıyordunuz ya, bir indirim yap, indirim yap. Al sana indirim. %40 indirim yapıyorum. İnşallah değerlendirirsiniz. İlk konumuz şu. Kesici ağız nedir? Biz buna halk arasında mercimek ağız da diyoruz ama bu tam olarak neyi ifade ediyor? Arkadaşlar, kesici ağız dediğimiz budur. Elimi gezdirdiğim bölge arkadaşlar bıçağın yanağıdır. Sırtıdır, balçak, uç, kabza. Bu ayrımı yaptığımıza göre gelin detaylandıralım. Bıçağın yanağıyla kesim yapmayız. Saçlamacı arkadaşlara veriyorsunuz, böyle cor diye giriyorlar, şuraya kadar ağız açıyorlar ya, çizik çizik. İçinden geçiyorlar ya bıçağı. Diyor ki adam sana daha iyi keser. Arkadaşım, bıçağın burası kesmiyor, burası kesiyor. Bu sebepten bıçakların buraya kadar ağzının açılması herhangi bir fayda getirmediği gibi çeliğin içinden geçmektir. Bu usule asla başvurmayın. Normalde çeliğin ağız açılmadan önceki halini bir U şeklinde düşünün. Burada görüyorsunuz. Yani bunu şöyle göstereyim, daha net anlayalım. Kesici ağzımız bu. Bakın, sabaha kadar sürtüyorum. Nereye sürtersem sürteyim hiçbir şekilde kesmiyor. Çünkü U şeklinde. Bizim bunu V şekline getirmemiz gerekiyor ki temas ettiği yeri de böyle yağ gibi kessin, aksın gitsin. Bunu istiyoruz. Bu sebepten bıçağı her iki taraftan da kesici ağız açıyoruz. Diyelim ki buraya 15 derece verdiysek buraya da 15 derece veriyoruz. Ve bu U şeklindeki çelik eriye 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 ortada buluşuyor. Ve bu uç kısmın değdiği her yeri rahatlıkla kesebiliyorsunuz. Ama bunun performansla bir ilgisi yok. Şimdi bunun için taşlara giriş yapmamız gerekiyor. Bir çeliğe kesici ağız vermek için kullanmamız gereken girit derecesi arkadaşlar 0 ila 800 ve 1000'dir. 80 girit var, 60 girit var, 120, 180, 220, 300, 320, 400, 480, 500, 600 bu gidiyor. E arkadaş, bu kadar çok seçeneğin olduğu bir ortamda ben hangisini almalıyım? Canınızın istediğini alabilirsiniz. Bunda bir sıkıntı yok. Burada gördüğünüz Sürbise'ye ait 41-16 bir çelik. Şimdi çeliğimizin sertliği ortalama 54-55. Biz bunu sıfıra daha yakın bir değerle ağız açma işlemine tabi tutarsak daha agresif bir işlem yapacağımız için ağzımızı daha hızlı açarız. Ama bunun da sakıncaları var. Agresif çalışan düşük giritli taşlarda yapmış olduğunuz her hareketin bir geri bildirimi var. Kastettiğimiz şey şu. Şimdi 240 giritle yapmış olduğum bir hata, taş agresif olduğu için anında yansır. Yani diyelim ki çok meydirdim. Burayı dalgalandırır, çizik oluşturur. Başka şeylere sebebiyet verebilir. Ama aynı bıçağı 800 giritle ağız açmaya çalıştığımız zaman durum değişiyor. Evet, girit derecesi yüksek olduğu için taşın agresifliği düşüyor. Daha naif işlem yapmaya başlıyor. Dolayısıyla yapmış olduğunuz işlem esnasında ufak tefek hatalar yapsanız bile taşın girit derecesi nispeten yüksek olduğu için bunu sübvanse edebiliyor. Şayet orta segmentte HRC değeri düşük bıçaklarınız varsa 800 giritlerle işlem yapabilirsiniz. En azından riskinizi azaltırsınız. Yine daha önce değindiğimiz konulardan biriydi. Aslında bunun içeriği var ama buradan tekrar üzerinden geçmek istiyorum. Girit derecesi ne kadar küçük olursa aşındırıcı miktarının çapı o kadar büyüyor. Şimdi bununla ilgili ben bu açıklamayı yaptığım zaman bazı arkadaşlar yorumlarda diyor ki işte abi, girit santimetre kare başına düşen aşındırıcı madde miktarını belirtir. Evet, girit derecesi dediğimiz şey aslında santimetre kareye düşen aşındırıcı miktarı. Diyelim ki 240 girit için. Şuradaki 1 santimetre karelik alanda 240 tane aşındırıcı var. Bunu hemen pratik bir örnekle izah edelim. Burada bir kutumuz var, görüyorsunuz içi boş. Bunun içine kocaman kocaman 8 tane taş koyduk. Hacim aynı. Ya da şu kadar şu kadar 300 tane taş koyduk. Ya da tırnağınızın ucu kadar 3000 tane taş koyduk. Ya da kum tanesi gibi 100 milyon tane taş koyduk.
Hacim değişti mi? Hayır, değişmedi. İçine giren maddenin çapı değişti. Dolayısıyla benle bunu artık tartışmayın arkadaşlar. İfade ettiğim şeyi kavrayın, yeterli. 240 girit demek aşındırıcı miktarının çapının büyük olduğu anlamına geliyor. Yani girit derecelerinde rakam küçüldükçe aşındırıcı maddenin çapı büyür arkadaşlar. Ağız açma işlemi esnasında şayet düşük giritli bir taş kullanıyorsanız açmış olduğunuz kesici ağızda derin çizikler oluşur arkadaşlar. Bakın, keskinlik dediğimiz şey bambaşka. Bunu dile getirme sebebim şu, artık yüzlerce kez söyledik ama yeniden söyleyelim çünkü bilgi paylaştıkça güzel. Şimdi biz açımızı verdik 15 dereceyle. Düzgün bir şekilde bu açıyı verdik bıçağımıza. Ama bunu 240 giritle yaptık. Bıçak keskin mi? Keskin. Niye? Açısı düzgün. Ağız gönyeli, dengeli. Her şeyi keser. Net bir şekilde. Çok da güzel keser. Çok kişinin bilmediği bir gerçektir ama gidip marketlerden oradan buradan bıçak alıyorsunuz ya. Arkadaşlar, onları zaten 180 kumla bant zımparada açıyorlar. Bakın, 180 kum. Ve siz kabından çıkarttığınız zaman abi çok güzel kesiyor. Keskin bıçak diyorsunuz. Performanslı bir bıçak demiyorsunuz. 240 kumla ağzımızı açtık ama o kadar derin çizikler var ki kestiğiniz domatese, marula, salatalığa, ete ne olursa olsun tutunuyor. Ama sizin kuvvetiniz bunu aşmaya yettiği için hissetmezsiniz. Bunu verdik ama çizikler var. Ne yapıyoruz? Abi diyoruz, üst girite çıkayım. Ya kardeşim, çıkalım çıkmasına da bunun sonu yok. Peki bu karmaşa içinde biz neyi neye göre seçeceğiz? Bunun çok basit bir sınıflandırması var arkadaşlar. İçeriğin başında da söylediğim gibi kullandığınız çeliğin segmentine ve sertliğine bakacaksınız. Fabrika zaten buna 180 giritle işlem yapıp satıyor. Senin bunu 800'e çekmen bile inan bana performans açısından çok düzgün bir seviye. Ama diyebilirsin, abi benim elimde bu var ama ben bunu hakikaten son performansına kullanmak istiyorum. İsterse her gün körelsin, ben her gün işlem yaparım. O zaman arkadaşım 10.000'e kadar gene çıkabilirsin. Ama şu an eleştirdiğimiz konu neyi neye göre seçeceğimiz olduğu için bunlar için 800-1000 girit, belki 1200 girit yeterlidir. 3000'ler, 5000'ler hayaldir. Birazcık segmenti yükseltelim. Diyelim ki elinizde en 690'larınız var, 60-62 HRC aralığında. Neyi seçebilirsiniz? 3000'de de bırakabilirsiniz. 5000'de de bırakabilirsiniz. 10.000'de de. İsterseniz 16 ve 20.000'de de bırakabilirsiniz. Ama buradaki nüans da şudur. En 690 bir bıçak. 62 HRC olsa da 20.000 girite çıkılması mantıksızdır. Çünkü o da artık onu taşımayacak seviyede. Bizim istediğimiz şey bu değil. Biz para verip aldığımız bıçakları maksimum performansıyla uzun süre verimli kullanmayı hedefliyoruz. Bıçağınızın segmentini ve ısıl işlemini bileceksiniz ve bunu maksimum performansla kullanabileceğiniz sınırı da bileceksiniz. Üst segment çeliklerde 3000'ler, 5000'ler, 10.000'ler havada uçuşabilir. Sertlik derecesi 60 ve üzerindeyse, bir önceki içerikteki 67 HRC Miyabi Black mesela, ben 10.000 ile bitirdim ama 16-20 binle de bitirilebilir. Hiçbir şey olmaz. Çünkü ona göre tasarlanmış. Peki taşları alırken neyi neye göre seçeceğiz? Biliyorsunuz iki tür taş var. Bunlardan birincisi soakstone dediğimiz batırma taşları. Bir diğeri de burada görmüş olduğunuz seramik taşlar. Bunların arasında ne gibi farklar var? Soakstone dediğimiz batırma taşlarında şöyle bir durum var. İçi su dolu bir kase alıyorsunuz. Taşınızı tamamen suyun içine gömüyorsunuz ve kabarcıklar çıkmaya başlıyor. Ne zamanki kabarcıklar kesilir, o taşı kullanabilirsiniz. Yine güzel mi? Güzel olabilir ama şöyle bir handikap var. O taşların kurutulma işlemi için 2-3 yaprak havlu peçete alıp güneş görmeyen bir yerde kurumasını beklemeniz gerekiyor. Şimdi normalde bu sorun değil. Ayda bir kere ben bu işlemi yaparım diyen insanlar için gayet düzgündür. Hiçbir sıkıntı yok. Ama haftalık olarak işlem yapacağım diyerek, hele bir de çeşme suyu kullanıyorsanız vay halinize. Şehir şebeke sularında bulunan kireç taşın içerisine nüfuz eder eriyik halde olduğu için ve kuruma işlemi esnasında su buharlaşsa da kireç içinde kalacağından çatlama patlama yapar. Bu çok sık rastlanan bir durumdur. O yüzden mümkün mertebe şaşal su alın ya da evinizde arıtma varsa arıtma suyu kullanın. Seramik taşlardaysa durum farklıdır. Seramik taşlar splash and go, yani ıslat ve kullan zani modunda üretilirler. Yani ben bu taşı kullanmak istediğim an üzerine suyu döküp rahatlıkla kullanmaya başlayabilirim. Herhangi bir bekletme durumum yok. Aynı şekilde kuruması için de yine peçete koyayım, bilmem ne yapayım dememe gerek yok. Elbette bir miktar nevi bünyesine alıyor ama bunu kurutmak için de böyle ahım işlemler yapmanıza gerek yok. Bu şekilde güneş görmeyecek bir yere koyun, o kendi kendine kurur. Soakstone dediğimiz batırma taşların maliyeti düşüktür. Çünkü bunların aşındırıcıları genellikle alüminyum oksittir, demir oksittir. Seramik taşlarda ise aşındırıcı gücü yüksek olan silisyum karbür kullanılır arkadaşlar. Bu sebepten seramik taşlar pahalıdır ama çok naif ve temiz işlem yaparlar ve bünyelerinde seramik tozu ihtiva ettikleri için de daha dayanıklıdırlar. Yani batırma taşlarına göre çok daha uzun bir süre yüzey dayanımı alabilirsiniz. Ama tabii ki Türkiye gibi bir cennette yaşadığımız için
Yurt dışından taş almak biraz sıkıntı olabiliyor. Geçenlerde Mehmet Bey Şarklı'nın 16 bin giritlik bir taşını Amerika'dan getirtirdi. 4800 lira falan tuttu. Bir tane taş. Bak ben bunun üçlüsünü 4100 liraya satıyorum. Seramik. Mesela global firmasının anlaşmalı olduğu bir firma var, Mihoyo diye. Bir tane taşını almaya kalk hadi. 6000 lira, 7000 lira. Kayı'nın Shun serisi olan taşları var. Hadi al alabiliyorsun. 5-6 bin lira. Bir tane taş. Bunu da reklam olsun diye söylemiyorum. Ben bu eleştiriyi göğüslediğim için sürekli olarak Instagram'da. Buradan bilinsin diye söylüyorum. Yani tek bir taşa 5000 lira, 6000 lira isteyen firmalar varken ben taş setimesi yine seramik bir şekilde 4100 liraya satıyorum. İnanın tutabildiğimiz kadar tutmaya çalışıyoruz. Çünkü üretimler ciddi anlamda ucuz değil. Evet, birçok konuya ışık tuttuğumuzu düşünüyorum. Eksik kaldığımı düşündüğünüz, aklınıza takılan ya da merak ettiğiniz hususlar varsa lütfen bana bunu bildirin arkadaşlar. Yorumlardan ya da Instagram sayfamızdan irtibat kurabilirsiniz. İçeriğin sonuna geldik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki içerikte görüşelim. Hoşça kalın.